Herkes kendini müceddit görüyor olabilir. Ben olmasam din çökmüş gitmişti ya da bizim elif cüzü okuduğumuz hocamız müceddit zaten. Herkes eğer kendini tek başına İslam görecekse herkesin kendisi müceddit zaten. Ayrı bir konu. Ümmet konuşuyorsak bir müceddit ancak kendinden birkaç asır sonra müceddit olduğu ispat edilir birisidir. Kendi zamanında müceddit olduğunun iddia edilmesi yenileme ruhuna aykırı varlığı bir defa kas gevşekliği onun. Kendisi hakkında karar verilmesine müsaade etmesi, bunu zımnen işaret etmesi zaten kas gevşekliği işareti Çünkü müceddit böyle şeylerle uğraşmaz. Bir kişinin imanını kurtarmakla uğraşır. İç propagandaya vakti yoktur müceddidin. Binaenaleyh müstakil yerli yerinde bir ders yapacağız bu konu çok önemli bir konu. İnşallah bunu zihinlerimize yerleştireceğiz. Geçmiş mücedditlerimizi sahipleneceğiz. Gelecek mücedditlerden biri olmak için uğraşacağız. Kim müceddittir kampanyalarına değil, tecditte yani bu ümmeti yenilemekte, bu kas gevşekliğine karşı yeniden ümmeti ayağa kaldırıp dik yürütmekte bir hamlem, bir katkım olur mu diye düşünmektir hepimizin görevi. Burada e, bu birinci uyarım, ikinci uyarım da kardeşler tekrar vurguluyorum, sözün başında söyledim. Dinin tecdid edilecek, yenilenecek bir tarafı yoktur. Namazı mı yenileyeceksin? Orucu mu yenileyeceksin? Haccı mı yenileyeceksin? Cihada mı şekil vereceksin? Din taptazedir, eskimez ki. Dini yaşayanların sırtında bir yorgunluk olur. Müslümanda bir uyuşukluk olur, bir sersemlik olur, onu giderme üzerine tecdit yapılır. Bunu konuşuyoruz. Bu ümmetin yedinci karakteri de budur.